Son oturuma Hasan Hoca'yı bir dere koyduk. Çünkü çok müthiş konuşur, dinletir kendisini. Hasan Hocamız doçent doktor, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde İslam İlimler Fakültesi'nin öğretim üyesi. Din, vicdan ve ifade özgürlüğünden bahsedecek bize. İsterseniz önce kendinizi tanıtın hocam. Memnuniyetle. Buyurun. Tabii sağ olasın. Teşekkür ediyorum Ahmet. Bu organizasyonda büyük katkınız var. O yüzden hasreten özlem ama size, Burcu'ya teşekkür ederim, hazır ediyorum. Size de merhaba diyorum arkadaşlar. Tartmış oldum ama kısaca ben tekrar bahsedeyim. Hasan Yücel Başdemir adım. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslam İlimler Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesiyim. Din özgürlüğü üzerine, İslam ve özgürlük üzerine çalışmalar yapıyorum. Aslında daha temel alanım İslam felsefesi olduğu için onun klasik konularında çalışıyorum. İbn Sina, Farabi, onların felsefi görüşleri. Daha çok da çalışma alanım, aslında doktora çalışmam Batı felsefesi olduğu için mukayeseli felsefe çalışmaları yapıyorum. Ama din özgürlüğü meselesiyle, İslam dünyasındaki politik hareketler, siyasi hareketlerle ilgili de çalışmalar yapıyorum. Bu şu anda içinde bulunduğunuz yer, Liberal Düşünce Topluluğu ve Liberte Yayın Evi. Bu kısım Liberte Yayın Evi diye geçiyor. Arkadaşlarımla sohbet ederken bir şey fark ettim. Birçoğunuzun okulda okuduğunuz, üniversitede okuduğunuz kitapların birçoğu buradan çıkıyor. Sordum arkadaşlarımıza, öyle oldu ama onlar buradan çıktığını bilmiyorlarmış. Onunla ilgili kısa bir bilgi vermek istedim bunun üzerinden. Siyasette hangi kitaplar okuyorsunuz mesela? Siyaset kitabı bir dersinde, siyasete giriş veya siyaset biliminde. Kimi okuyorsunuz? Sen. Evet, bu Haywood'un siyaset bilimi kitabı. Siyaset kitabı pardon. Birçok Haywood kitabı var ama en popüler olanlardan bir tanesi bu. Biz Liberte Yayın Evi, Haywood'un kitaplarının büyük bir kısmını burası basıyor. Küresel siyaset, siyaset. Başka hangisi vardı? İdeolojiler. Siyasi ideolojiler. O da bir değişiklik olabilir. Çünkü yeni bir ideolojiler kitabı yazdık. Daha Türkçe'ye uygun, Türkiye'deki okuyucuya uygun bir kitap yazdık. Onun dışında bunlar tabii ders kitapları. Bir de Liberte Yayınları. Bu adres kitaplarından çıkıyor bu. Adres yayınları, ders kitapları kısmı. Mesela işte ders kitapları, Türkiye'de ilgili olmayan terörizm kitabı. En son baskıya giden, daha çıkmayan kitap. Yine antik felsefe, felsefe özenli kitaplar basıyoruz. Bu çok meşhur bir kitaptır. Can Haspers'ın. Dünyada en çok okutulan felsefe kitaplarından, geniş kitaplarından bir tanesidir. Yeni çıktı. Sadece birkaç tanesini aldık. Uluslararası İlişkiler, Dilman'ın. Yine en fazla okutulan, dünyada en fazla okutulan kitaplardan bir tanesi. Şu anda bulunduğumuz yer bu kitapların tasarımının, dizgisinin, çevirisinin yapıldığı yerdir diye hatırlatmak istedim küçükçe, konu dışı olarak. Tabii bu, burası, bu saydığım kitaplar daha çok şey, ders kitapları dediğim gibi. Bir de misyon kitapları var tabii. Liberte Yayınları dediğimiz yayın evde misyon kitapları basıyor. Yani misyon kitapları derken bir tanesini örnek olarak aldım. Libertarianizm kitabı. Dünyanın önemli yazarları ve yayın evleri tarafından liberalizm üzerine yazılmış kitapları, klasik kitapları Türkçe'ye kazandırmaya çalışıyoruz. Bu şekilde ne olsun, düşünce dünyamızda bir denge meydana gelsin. Yani hep komüniteryen kitaplar değil, aynı zamanda liberal perspektifli kitaplar da olsun ki müsaademi efkardan neydi, nasıldı şey, unuttum şimdi, fikirlerin çatışmasından gerçek hakikat ortaya çıkar. Hakikatin kıvılcımı doğar mıydı hocam? Arap atasözü değil mi? Efendim? Arap atasözü değil miydi hocam? Nasıldı? Fikirlerin çatışmasından hakikatin kıvılcımı ortaya çıkar. Hakikat ortaya çıkar. Namık Kemal söylüyor. Ben o Arapça bir şeyinin deyiminden aldı diye biliyorum ondan. Eski bir şey. Ziya Paşa'ya atfediliyor. Yani zaten liberal düşüncelerin perspektifi de temel olarak kendisine aldığı şey de bu. Yani fikir çeşitliliği neyi meydana getirir? Zenginliği. Gelişmeyi meydana getirir. Bunu ifade ediyor. Ben de bunu hissettiğim ve vicdan özgürlüğünü ifade özgürlüğünü anlatacağım ama yine bu perspektiften anlatacağım. Yani bir çeşitlilik olsun diye. Bir çeşitlilik ilkesini esas olarak anlatacağım. Şöyle başlamayı düşünüyorum. Biraz daha akademik olacak biliyorum. Sizi yoracak ama öylesini daha çok seviyorum. Yani güncel olmasından daha fazla akademik olması daha çok hoşuma gidiyor. Eğer yorulursanız onu tiker uygulamalarla yaşadığımız coğrafyadaki meseleleri taşırız. Ama ben önce din ve vicdan özgürlüğü nedir? Siyasi ilke içerisindeki yeri neresidir? Bir hiyerarşi var mı? Bu hiyerarşide din ve vicdan özgürlüğü nerede duruyor? İfade özgürlüğüyle alakası nedir? Laiklikle alakası nedir? Bunun üzerinden bahsedeceğim.
meseleyi ta en baştan almak istiyorum. En baş şurası. Yani din ve vicdan özgürlüğü dediğimiz şeyi neden savunmak zorundayız? Neden ortaya çıkmış? Niye böyle bir şey var? Biz de bunu Aristocu bir perspektifle size anlatmak istiyorum. Aristo'nun ta eski zamanlarda ortaya koyduğu bir perspektifle size anlatmak istiyorum. Aristoteles'ten itibaren aslında hala güncelliğini yitirmemiş olan bir tasnif var. Bilginin tasnifi meselesi. Aristo bilgiyi üçe ayırıyor. Üç türlü bilgiden bahsediyor. Bunlardan bir tanesi teorik bilgi dediğimiz bilgiler. Bizim İslam düşüncesinde buna da nazari bilgi deniliyor. Ne demek nazari bilgi? Bizim varlığımızın dışındaki dünyaya ait gerçekliklerle ilgili bilgi. Bizim zihnimizin, beklentimizin dışındaki dünyaya ait şeylerle ilgili bilgi. Şu anda gündüz olması gibi. 2 kere 2'nin 4 etmesi gibi. Bunların bizimle bir alakası yok. Bunlar bizden bağımsız. Belki Ankara'nın başkenti oluşu birilerine bağlıdır ama şu anda bize bağlı değil. Yani birileri yapmıştır ama şu anda bize bağlı değil. Hava suyun 100 derecede kayması gibi. Bu tip bilgilere deniliyor. Bu tip bilgilere teorik bilgiler deniliyor. Matematik bilgisi de böyledir. Metafizik bilgisi de böyledir. Fizik bilgisi de böyledir. Birçok bilgi, birçok bilgilerimizin çoğu böyle. Bizim doğa bilimleri de öyledir. Hayır, sosyal bazı şeyler de öyledir. Mesela memleketin neresi? Memleketin Bursa. Bursa'lı oluşun kuramsal teorik bir bilgidir. Yani buna benim bir dahlim yoktur. Ben bu bilgiyi ne yapmam? Dönüştüremem. Yani bu böyledir. Biz bunlara teorik bilgiler diyoruz. Burada bizim seçimlerimiz yoktur bu bilgilerde. Tam tersine bu bilgiler kendilerini bize ne yaparlar? Dikte ederler. Ben buna teslim olmak zorundayım. Biraz oynarım, kıvırırım, eviririm, çeviririm, bir şeyler menfaatime göre düzenlemeye çalışırım ama nihai olarak ben o bilgilere tabi olmak zorundayım. İkinci bir bilgi türü daha var. Bu birincilerin bilme merkezi, yani teorik bilgilerin bilme merkezi, yani biz bu birinci bilgileri zihinle biliriz. Yani zihin buna tasdik eder, onayla. Ama ikinci bilgiler böyle değildir, zihinle bilinmez. İkinci türden bilgiler çok farklı. Onları biliriz ama zihnimizde değil. Yatkınlıklarla biliriz. Yani bedenimizle biliriz. Bedenimiz bilir onu. Mesela bizim yürümeyi bilmemiz gibi. Koşmayı bilmemiz gibi. Veya bisiklet sürmeyi bilmemiz gibi. Veya başka. Buna antik Yunan'da tekne bilgisi diyor Aristoteles. Batı'da prodaktif bilgi deniliyor. Pratik bilgi dediğimiz bilgi bu. Burada bilen şey zihin değildir. Bilen şey nedir? Bedendir. Yani kalemeyi tutmayı bilmek, değil mi? Yürümeyi bilmek, koşmayı bilmek, bunların tamamı bedensel bilgiler. Bu bilginin ikinci türü. Bu bilgi nasıl elde ediliyor? Yaparak elde ediliyor. Evet, alışkanlıkla, tekrarlanmaktan dolayı elde ediliyor. Yani tamamen ne kadar çok yaparsanız böyle elde ediyorsunuz. Bu da tamamen neye göre? Sizin kendinizi yönlendirmenize ve ihtiyaçlarınıza göre ortaya çıkan bir şey. Üçüncü bir bilgi türü daha var. Şimdi niye anlattığımı burada ifade edeceğim. Bu bilgi de değer bilgisi dediğimiz bilgi türüdür. Etik bilgi de diyorlar bazen ama bu etik deyince ahlakı çağrıştırıyor diye biz buna ne diyoruz? Daha genel olsun diye etik değer bilgisi adını veriyoruz. Bu bilgi birincisine ve ikincisinden daha çok benzemekle birlikte daha farklı. O şu. Ulaşmak istediğiniz bir amaca sizi götürebilecek bilgiler. Yani bir amacınız var öncesinde. Sonra bu amaca ulaşmak için ne yapmanız gerekiyor? Bu bilgileri icat etmeniz gerekiyor. Bu bilgilere ihtiyacınız oluyor. Mesela mutlu olmak istiyorsunuz. Mutlu insan nasıl mutlu olur sorusuna vereceğiniz cevapların tamamı aslında bu türden bilgileri içeriyor. O yüzden bunu ifade ederken eskiler tatlı söz yılanı deliğinden çıkar bilgisi diye ifade ediyorlar. Yani bu değişik, yani pratik bir bilgi ama diğer taraftan da aslında ondan farklı olarak bir amaca götüren bilgi olarak ifade ediliyor. Bu bilgi kuramsal bilgiden çok farklı. Birinci bilgiden çok farklı. Birinci bilgiye siz teslim olurken, yani siz ona teslim olmak zorundayken bu tür bilgi sizin inşa ettiğiniz bir bilgi. Buna bu yüzden voluntaristik knowledge da diyorlar Batı literatüründe. Bizde de ihtiyari diyorlar eski Arapçada. İhtiyari bilgi diyorlar. Yani seçiminize bağlı bilgi. Siz bilgi dediğiniz için bilgi olan şey. Kendi başına bilgi olmayıp siz onu bilgi haline getirdiğiniz için bilgi olan şey deniliyor. Bakın dikkat edin. Çağrışımı subjektif. Bir çağrışım. Ama burada subjektif olmayan şey şu. Mutlaka bir amacınız var.
Anlatabildim mi? Yani bu amaç ne olabilir? Ne olabilir? Çünkü bir şundan bahsedelim ki amacı daha iyi anlatalım. Bu alanda, yani bu tip bilginin olduğu alanlar şunlar. Bir, ahlak. Ahlaktaki bilgiler tamamen değer bilgisidir. Ve bu voluntaristik, yani sizin iradenize ve isteğinize bağlı olarak ortaya koyduğunuz, bir amaç için ortaya koyduğunuz bilgilerdir. Siyasetteki bilgilerin tamamı bu şekilde değer bilgisidir. Biz inşa ederiz. Ve onunla bir amaç ortaya koymaya çalışırız. Yani amaç yalan söylememek değildir ahlakta. Yalan söylememek de yalan söylemeden ulaşmak istediğimiz şeydir ahlaktaki temel amaç. Tabii Kant ahlakı falan aklınıza gelmesin böyle. Paradoksal düşünmeyin, paradoks yaratmayın. Tamam mı? Neydi ismim? Taha hocam. Ha, Taha öyle paradoks oluşturuyor sürekli. Yapmayın siz öyle yanlış kötü şeyler. yani ahlakta olmak istediğiniz, yapmak istediğiniz bir şey olduğu için kurallara uyarsınız. Anlatabiliyor muyum? O kurallar açısından ahlak bir değer bilgisi ve seçimlik bilgisi. Siyaset aynı şekilde bir değer bilgisi. Diplomasi aynı şekilde bir değer bilgisidir. Ne işe yarar diplomasi? Farklı devletleri birbirine bağlamak için. Farklı devletlerin meselelerini savaşmadan çözmelerini sağlar. Yani diplomasinin karşıtı, zıttı nedir? Savaş. Savaş. Anlatabildim mi? Ha şimdi bu arada diplomasi dünyada çok yaygın, fark ediyorsunuz. Ülkeler birbirleriyle anlaşamıyorlar. Eskiden anlaşamayınca savaşırlardı. Şimdi dikkat edin, anlaşamıyorlar, sürekli çatışıyorlar ama savaşmıyorlar. Anlatabildim mi? Buna diplomasi deniliyor. Bu seçimlik bilgidir. Bunu nasıl sağlayacaksın? Yani atıyorum hem Almanya ile beraber menfaatlerin çatışacak, tamam mı? Sürekli sorunların olacak. Ama bu sorunları çözemiyorsun. Çözemez. Savaşma durumuna gelmen gelebilirsin. Ama bununla ilgili hem savaşmadan hem de ilişkide devam etmek için ne yapıyorsun? Bir takım bilgiler, stratejiler belirliyorsun. O stratejiler ürettiğin şeye değer bilgisi deniliyor. Buna diplomatik bilgi deniliyor. Ekonominin tamamı değer bilgisidir. Nasıl zengin olurum? Parayı nasıl işletirim? En rantabı parayı nasıl kullanırım? Şirketler nasıl ilerler? Aile ekonomisini, bütçesini nasıl ayarlarım? Bunlar tamamen bakın dikkat edin. Ne birinci tür bilgiye ne ikinci tür bilgiye benziyor. Bunlar bizim seçtiğimiz, tercih ettiğimiz tercihlerinden dolayı da eğer isabetliysek sonuçlarında hayırlı, iyi şeylere ulaştığımız türden bilgilerdir. Bunlar değer bilgisi deniliyor. Estetik bilgi de öyledir. Estetik dediğimiz alandaki sanat bilgisi de bir değer bilgisidir. Niye anlattığımı şimdi anlayabilirsiniz. Din ve vicdan özgürlüğü veya siyasi ilkeler tamamen nerede alıyor? Bu üçüncü tür bilginin içerisinde yer alıyor. Bizim inşa ettiğimiz bilgiler ama bir amaç için inşa ettiğimiz bilgiler bunlar. Peki siyasetin amacı nedir? O zaman onu sormak lazım. Bugünden beri konuşuyorsunuz. Muhtemelen siyasetin amacı ortaya çıkmıştır. Erk mücadelesi mi? Erk mücadelesi. Güç mücadelesi. İktidar mücadelesi. Ama siyasetin amacı değil o sanki. Bu doğal bir şey. Evet, güzel ama bu var. Ama bu daha amaçtan önceki bir şey. Yani siyaseti ortaya çıkaran durum aslında bu. Yani siyasetin kendisi değil. Güç mücadelesi veya menfaat çatışması diyelim, daha genelleştirelim. Güç mücadelesi veya menfaat çatışmasından sonra bunun bir şiddete, yıkıma dönüşmesini engelleyecek mekanizmanın ismi siyaset. Bunu evet yönetmek, bu süreci yönetmekle alakalı bir şey. Şimdi ne yapacaksınız peki? Bunu süreci nasıl yöneteceksiniz? Onu çözmeye çalışmak yerine hani daha çok oyunun kuralları nedir oluyor? Aynen öyle. Sadece evet. Devam ettiriyor. Çatışma devam edecek. Yani mücadele devam edecek. Menfaat çatışması olacak ama bu menfaat çatışmasından en az zararla çıkmamız gerekiyor. Dolayısıyla ne yapmamız lazım? Biz öyle bir bilgiler, öyle türden bilgiler ve seçimler yapmalıyız ki bu seçimler bizim o rekabet koşullarımızı, ortamımızı bize zarar vermeden oluşturabilsin. Siyaset, ahlak da böyle, siyaset de böyle. Sadece biçimleri farklı, yani amaçları farklı. Pardon, amaçları farklı. Ama ikisinin de yapmaya çalıştığı şey büyük olan da bu. Siyaset bir toplumda çatışma gruplarının birbirine zarar vermemesi için önceden belirlemiş olduğu kurallar bütünü veya ilkeler bütünü. Bunu ifade ediyor. Aslında biz siyaset dediğimizde kurallardan değil, neden bahsediyoruz daha çok? İlkelerden bahsediyoruz. Kurallar dediğimiz zaman neden bahsediyoruz daha çok? Hukuktan bahsetmiş oluyoruz. Yani siyaset daha çok ilke koyar, hukuk da bu ilkelere bağlı olarak kural koyar. O yüzden İlişkiyi şöyle kafanızda kurgulayabilirsiniz. Sizinle alakalı, sizin yaşam biçiminizle alakalı amaçlarınızı gerçekleştirmek için
başvurduğunuz, müracaat ettiğiniz yer ahlaktır. Nasıl bir insan olmak istiyorsunuz? Kendi kişisel tercihlerinizle ilgili, tabii bu kişisel tercih derken illa bireysel olarak yapmak zorunda değilsiniz. Yani ortak bir grubun parçası olarak da yapabilirsiniz. Ama sizin amaçlarınıza dönük ortaya koymuş olduğunuz bilgiler ahlaki bilgilerdir. Ahlakta çatışma olmak zorunda değildir. Tam tersine ahlakta istenen bazı etkiler nedir? Çatışmasızlık durumudur. O yüzden siyaset ahlakın devamıdır. Ta Aristo'dan beri öyle kurgulanır. Niye? Önemli olan ve güzel olan, bizim istediğimiz aslında ahlaki bir hayattır. Yani ahlak bütün sorunlarımızı çözsün, meselelerimizi halletsin, değil mi? Hep aynı beklentilerimiz olsun toplumda, çatışma yaşamayalım. Hep oturalım, diyelim ki ne istiyoruz işte, iyi bir erdemli toplum meydana getireceğiz, herkes dürüst olsun. Tamam mı? Amacımız ne? İşte, değil mi? Hoşgörülü bir toplum meydana getirelim. Herkes uzlaşıyorsa sorun var mı? Toplumlar çoğu zaman problemlerini ahlakla hallederler. Yani ahlakın ortaya koyduğu bir altyapı, bir background vardır. Orada insanların problemlerini çözerler. Ama ahlak her zaman yeterli olmaz. Çünkü ahlaki yollarla insanlar anlaşma sağlayamaz. İşte o zaman devreye ne girer? Ne girebilir devreye? Devlet. Hukuk. Yani bireyler üstü bir kurum diyelim. Hep dedikleriniz doğru şeyler aslında. Bireyleri aşan bir durum ortaya. Bir makro, daha üst bir yapı ortaya çıkması gerekir. Çünkü niye? Biz bireyler olarak oturduk. Bu zamana kadar işlerimizi hallediyorduk ama şu andan itibaren halledemiyoruz. Bize ne lazım? Bizim dışımızda başka bir otorite lazım. İşte o zaman ortaya çıkan şey siyasettir. Siyaset ahlakın halledemediği ve çözemediği meselelerle ilgili çözümler ortaya koymaya çalışıyor. Dolayısıyla ahlakın kuralları, ahlakın ortaya koyduğu kurallar bizim canı gönülden benimsediğimiz, bir türlü din ve vicdan özgürlüğüne gelemeyeceğim şimdi onu fark ettim. Ama hemen geçmem lazım. Bizim canı gönülden benimsediğimiz kurallar ahlakın kurallarıdır. Ama siyasetin kuralları canı gönülden benimsediğimiz kurallar olmak zorunda değildir. İstenir. Olması beklenir. Motivasyonu daha güçlü hale getirir. Benim savunduğum değerler siyasi ilke olsun istenir. Ama bu buna ortam müsait olmayabilir. Çünkü niye? Karşınızdaki muhataplarınız buna ikna olmuyorsa ne yapmak zorunda kalacaksınız? Kendi değerlerinizden, savunduğunuz değerlerden taviz etmek zorunda kalacaksınız. İşte bu ikinci bir şeydi. Ahlak, şunu demiştik. Ahlak içselleştirdiğiniz kurallarla alakalıdır ama siyaset dışsallaşmış kurallarla alakalıdır. Artık kendi dışınızda olan şeylere tabi olmak zorunda kalırsınız. Din ve vicdan özgürlüğü, hemen geçtim, bir ahlaki ilke değil. Değil mi? Yani ben de din ve vicdan özgürlüğüne inanıyorum dediğin zaman hani ahlaki hale getirebilirsin. Yani olabilir ama bu daha çok ideal biçimde din ve vicdan özgürlüğü dediğimiz şey daha çok dışsal, bizim varlık dünyamızın dışında olan bir değer sistemidir. Ama bizimle aynı problemleri ve tehlikeleri gördüğümüz toplumdaki diğer insanlarla beraber bilgi olarak itibar ettiğimiz ve ihtiyar, yani seçtiğimiz ve seçtiğimizden dolayı da değerli olan bir şeydir. Şimdi bu söyleyeceğim çok önemli. Karmaşık bir şey söyledim. Siyasi ilkeler kabul gördüklerinde bilgi olurlar. Değer bilgileri kabul gördüklerinde de bilgi olurlar. Başarıları da neye bağlıdır? Toplum tarafından kabullenilmelerine bağlıdır. Çünkü bunların ontolojik gerçeklikleri yoktur. Önce söyledik. Din ve vicdan özgürlüğü diye bir gerçeklik yoktur. Bir ihtiyaca binaen biz bunu inşa ederiz. O yüzden toplumların gelişmesi, çatışmaların çözülmesi bu tip değerler ve ilkeler oluşturmasına bağlıdır. Yani siz probleminizi çözecek ilkeler oluşturabilirseniz toplumlarda, bu toplumlar ne yaparlar? Gelişirler, inkişaf ederler, problemlerini kolaylıkla çözerler. Geliştiremezseniz ne olur? Hakem olacak bu ilkeler oluşturamazsanız ne olur toplumda? Çatışma. Çatışma. O da bir yol çizme, o da iş halletme biçimi de kötü değildir. Evet. Tabii. Ama ne olur? Ne olur? Bedelleri ve sonuçları ağır olabiliriz. Yani çözüm olmasaydı yapılmaz. Hı? Çözüm olmasaydı yapılmaz. Çözüm tabii, bravo. Tam güzel. Tam kastettiğim o, ben onu iyi ifade etmeye çalışıyorum. Yani şurada bir elma var. Sen de istiyorsun, ben de istiyorum. Değil mi? Birimizin olacak. Ne yapacağız? Kim güçlüyse, tabii sen şimdi gençsin tabii. Ama ben de tecrübeliyim, unutma. Şimdi o elmayı almak için orada mücadele, çatışacağım. Bu çatışma, bu bir iş halletme biçimidir. Yani bunun
yadırgayamayız. Böyle olmuş, böyle yapar insanlar genellikle. Ama şu var, insanlar şunu da fark etmiş. Bu iş tutma biçimi çok zarar verici. Ben bunun tipik örneğini mesela Avrupa'da siyasi kültürün gelişmesi çok geç dönemlerdir. Biz erken dönemlerdeyiz ama 18. yüzyılda siyasi ilkeler Avrupa'da yerleşmeye başlamıştı. Bu merkantilist savaşlar vardı. Tarih, iktisat tarihçileri iyi arkadaşlar size okutuyorlardı hocalarınız. Bu Adam Smith'in o meşhur bir tezi vardı milletlerin zenginliğinde. Bu merkantilist savaşlar biliyorsunuz Avrupa ülkeleri ilk o şeyler, ilk işte siyasi otoriteler zengin olmak için komşularının mallarına göz dikiyorlar. Tamam mı? Çünkü zenginliği ne olarak görüyorlar? Sermaye biriktirme olarak görüyorlar. Yani şeyleri, değerli taşları, malları kendisinde bulunduğunu olarak görüyorlar. Ve çalışıyorlar. 7 yıl süren savaşta yüz binlerce insan ölüyor Avrupa'da. Niye? Zengin olacağız diye savaşıyorlar. Adam Smith diyor ki, bakın zengin olmak için savaşıyorsunuz ama çocuklarınızı kaybettiniz. Ve senetlerinizi kaybettiniz. Savaşın bedeli çok ağır. Öyle yapmak yerine eğer şöyle bir şey yapsaydınız, bu mallara erişimin nasıl olması gerektiğiyle ilgili kurallar koysaydınız ve sonra bu alanda mücadele etseydiniz, çoktan çok zengin olacaktınız diyor. Bu kitap o yüzden Avrupa'nın en temel kitaplarından, Avrupa kültürünün en temel kitaplarından bir tanesi olarak kabul ediliyor. 1776 yılında yazılmış Milletlerin Zenginliği kitabıdır. Avrupa ondan sonra öğrenmiştir zengin olmanın, barışçıl zengin olma yöntemlerini. Avrupa Birliği gibi mesela. Tabii üst birlikleri kurmayı, rekabet olsa bile üst birlikler kuşatıcı yapılar kurmayı, inşa etmeyi o zaman öğrenmişlerdi. Din ve vicdan özgürlüğü ve diğer siyasi ilkeler de böyle bir perspektife ve anlayışa dayanıyorlar. Çatışmaya en azı çatışmaya en azı indirgemek demeyelim. İşte çatışma devam edecek, canlı bir şekilde. Hatta barışçıl çatışma yöntemi, yanlış mı söyledim barışçıl demeyelim, ilkeli çatışma yöntemi çatışma duygusunu daha da artıran bir şeydir. Niye? Sonuçlarında ölüm falan yoksa, hani sana zarar gelmeyeceğini biliyorsan ne yapacaksın? Almak istediğin, elde etmek istediğin şey konusunda daha fazla çaba sarf edeceksin. Bu yüzden insanların, bireyleri, grupları, toplulukları amaçlarına ulaşma konusunda ahlaki olarak daha fazla motive eden kurallar, siyasi ilkeler. Ama diğer taraftan ne yapar? Belirli sınırları ve sınırlamaları beraberinde getiririz bu ilkeler. Biliyorsunuz bunların en temellerinden bir tanesi, bu siyasi ilkenin ilk birincisi hangisidir? En önemli siyasi ilke, bizim siyasi ilke dediğimiz en önemli siyasi ilke ne olabilir? Siyasetin en çok yapmaya başladığı şey ne olabilir? Atın kapıdan ne olabilir yani? Neyi engellemeye çalışıyor olabilir? Savaşı. Şiddeti. Tamam yani ama o şiddeti engelleyince yani mesela nedir yani? Düzeni koruyacak. Yani anarşi içerik farklı. Tamam güzel ama o ilerisi. Yani o biraz daha ileride bir şey. Bizim en temel ilke. İktidar elinde. Adalet. Çok karmaşık adalet. Çok karmaşık bir şey. Yok çok karmaşık değil de daha geride. Yani şöyle soruyu yanlış sorduğum için cevap gelmedi. Ama ben olsun yine de doğru sorunları öğreneyim diye çalışayım biraz. Yani insan hakları, temel insan hakları dediğimiz şey diye gerçekleştirmeye çalışıyoruz siyasette. Evet, temel insan hakları içerisinde en önemli hak hangisi? Yaşama hakkı. Evet. Siyasette yaşama hakkını öncelikle korumaya çalışıyor. Yani siyasetin korumaya çalıştığı ilk temel şey yaşama hakkıdır. İkincisi? Mülkiyet hakkı. Şimdi burada din ve vicdan özgürlüğünün yerini bulalım. Nerede? Yaşama hakkının içerisinde değildir. Acaba mülkiyet hakkının içinde olabilir mi? Olmaz mı? O zaman onun dışında bir şeydir. 3-4'te bir yerdedir. Çünkü hiyerarşi var değil mi? Yani insan hakları perspektifinde hiyerarşiyi inkar etmek. İnkar edenler var. Kant gibi deontolojik bakanlar bu hiyerarşiyi reddediyorlar insan hakları hiyerarşisine. Ama gerçekte sağduyusal olan bunu inkar edemeyiz ki teşkilatlama özgürlüğü mü daha önemlidir yoksa yaşama özgürlüğü mü daha önemlidir, yaşama hakkı mı daha önemlidir dediğimizde biz temel olanın yaşama hakkı olduğunu fark ederiz. Bu konuda din ve vicdan özgürlüğünün nerede yer aldığı ile ilgili temel iki tartışma var. Bir tanesi bazıları diyorlar ki bu mülkiyet hakları içerisinde yer alır. Onun alt bir dalıdır. Bazıları diyor ki 3. 4. 5. sırada bir yerde diyorlar. Bizim genel perspektifimiz, benim genel perspektifim, farklı düşünenler de vardı ama din ve vicdan özgürlüğü aslında temelde mülkiyet haklarının altında yer alır. O da şundan kaynaklanır. Biz mülkiyet haklarını ikiye ayırıyoruz. Bir maddi mülkiyetler, iki manevi mülkiyetler olarak ayırıyoruz. Maddi mülkiyetler işte paranız, akçeniz, malınız, eviniz, barkınız, arabanız bunlar maddi mülkiyet olarak görülüyor. Ama sizin etnisiteniz, yaşam biçiminiz, dini inancınız, düşünceleriniz, anlatabildim mi? Hatta beden bütünlüğünüz, bedeninizle ait, o işte o hem maddi olana hem de manevi olana giren bir şey. Bu mülkiyet
hakkı olarak, manevi mülkiyet hakkı olarak görülüyor. Bir insan ne yapabilir? Belli düşünceleri, belli yaşam biçimini, bir dini inancı veya bir ideolojiyi bir kendisine mülk edinebilir. O sizin mülkünüz olabilir. Dolayısıyla bu perspektif büyük oranda aslında İslam hukukuna dayanan bir şeydir. Yani Endülüs'ü düşünürler, özellikle Şatibi mülkiyeti böyle tanımlıyor. Yani iki tür mülkiyet tanımlıyor. Biliyorsunuz bu insan hakları perspektifiyle ilgili Batı'da ilk biz Locke'la başlatırız insan hakları perspektifini, ama bunu aslında Locke'un Şatibi'den aldığını biliyoruz. Çünkü Şatibi Muvaffakat adlı kitabında Makasid-i Şer'iyye dediğimiz, yani hukukun amaçları, hukukun amaçladığı şeyler diye bir bölüm açmıştı ve bu bölümde hukukun 5 tane temel amacı olduğundan bahsediyordu. Locke'a siyasetin varlığını 3 temel üzerinde, yaşama, mülkiyet ve özgürlük olarak özgürlük üzerinde inşa ediyor John Locke bunu. Ama bunun kendisinden sadece birkaç yüzyıl önce Endülüs'te çok aynı topraklarda hemen benzer yakın yerlerde yaşayan Şatibi Endülüs'ü diyordu. Bunu 5 diye sayıyordu. Birincisi yaşama hakkı, yaşamın korunması daha doğrusu onun ifadesiyle. İkincisi ailenin korunması, yani neslin korunması. Üçüncüsü mülkiyetin korunması. Dördüncüsü düşüncenin korunması. Beşincisi dinin korunması diye sıralamıştı. Buna da şeriatın veya hukukun amaçları adını veriyordu Şatibi. Belki din ve vicdan özgürlüğünü anlatırken burada şuna unutmamak açısından şunu ifade etmek gerekir. Bu tip değerler toplumlar tarafından dedik inşa edilir ve sahiplenilirse bilgi haline gelir ve işlevsel hale gelirler. Yani o toplumlarda iş görürler. Zaman zaman şu tartışma yapılır. Efendim din ve vicdan özgürlüğü Batı'dan gelen bir şeydir. Neden biz Batılıların ortaya koymuş olduğu değer sistemlerini savunalım? Aslında bu tip değerler Batı'dan filan gelme değildir. İnsanların ortak olarak belirttiği değerlerdir. Çünkü biz bunun Şatibi'den alındığını çok açık bir şekilde görebiliyoruz ve biliyoruz. Ama şöyle bir şey vardır. John Locke, Şatibi'nin görüşlerini taklit etmemiştir. Ne yapmıştır? Kendi toplumunun problemlerine uyarlamıştır. Ona göre yeniden dizayn etmiştir. Peki bizim problemimiz ne olabilir o zaman? Bizim problemimiz belki Batı'nın Batı'dakinden alıyoruz. Biz onu aldığımız yerdeki gibi taklit etmek önemli bir sorun haline gelebiliriz. Bu ilkeleri Batı'dan almak, Batılı olmak diye bakmak yerine kendi sorunlarımızı çözecek bir forma ve biçime dönüştürmemiz gerekiyor. Upgrade etmemiz gerekiyor modern anlamıyla. Kendimize uyarlamamız gerekiyor. Böyle bir sorunumuz var. Nitekim hepiniz çoğunuz siyaset bilimi ve kamu yönetimi hukuk bölümlerinde okuyorsunuz. Dikkat edin, şunu hepiniz fark ediyorsunuzdur. Daha çok Batı deneyimi üzerinde inşa edilmiş bir eğitim müfredatı olduğunu hepimiz görebiliyoruz. Bunun birçok nedeni var. Türkiye'deki eğitim geleneğinin böyle devam etmesi bunun bir nedenlerinden bir tanesi. Akademik kitapların tamamen Batı'da, fikirlerin tamamen Batı'da hazırlanmış olması, bizim onları aynen buraya getirmiş olmamız gibi. Ama bu ne olması lazım? Bu Batı'dan aldığımız fikirleri kendi problemlerimize uygulayacak bir seviyeye dönüştürmemiz gerekiyor. Evet, din ve vicdan özgürlüğü de Batı'da üretilmiştir. Bunun en büyük yine ortaya koyan adam bir tanesi John Locke'tu. 30 yıl savaşlarından sonra, Protestanlar ve Katolikler arasındaki savaşlardan sonra, Westfalia Anlaşması'na kadar olan dönemde, 1648'de bu çatışmaları engellemek için John Locke ne yapmıştı? Dini hoşgörü ve din özgürlüğü ve vicdan özgürlüğü. Vicdan özgürlüğü yoktu Locke'da. Locke'da sadece din özgürlüğü vardı. O zaman ayırmak lazım. Ne demektir din özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü? Din özgürlüğü, İnsanların belli bir dini inancı seçmesi, o dini inancın gereklerini yerine getirmesi ve bunu yerine getirirken engellenmemesi din özgürlüğü oradaki ifade ediliyor. Hocam orada bir şey yok mu yani o dini inancın gereği eğer işte toplumsal yapının bütünlüğünü zedeleyecek yani neydi? Dini inanışları da yerine getirme bağlamında orada bir kısıt yok. Ama var mı yok mu? Aslında tam orayı anlatabilirsem. En büyük başarı, ama siz sorun ki hem de yardımcı olun bana. Orayı anlatmam gerekiyor size. Orası en kritik yer. Yani çünkü kafa karıştıran yer bu dengenin nasıl sağlanacağı. Yani dinler belli türden davranışlar istiyor. Davranışların yerine getirmesini mecburi kılıyor. Ama toplumda bu davranışları meydana getirmek özgürlüklerin sınırlanmasına sebep olabiliyor. Şunu hiç unutmayın. Siyaset çatışma olduğu için, paradoks olduğu için ortaya çıkan bir şeydir dedik. Dolayısıyla siyaset ya da herhangi bir siyasi düşüncenin bütün toplumsal problemleri çözebileceğini asla düşünmeyin.
Ama deneyimleyerek problemlerimizi en aza indirebilir. Baştan bunu söyleyeyim. Ama yine de benim anlattığımda sunumumda problemler tamamen çözülecek. Bunu da söyleyeyim. Bakalım öyle olacak buna. Şimdi ne dedik? Ha, din özgürlüğünü tanımladık. Yani din özgürlüğü bir dine bağlı olarak ortaya çıkmış bir özgürlük. Ama bunun ikinci bir tarafı var. Vicdan özgürlüğü. Vicdan özgürlüğü ise insanların belli bir dine girme ve çıkma hakkını ifade ediyor. Veyahut da herhangi bir dine mensup olmama hakkını ifade ediyor. Yani din ve vicdan özgürlüğünün bir kısmı inananlar içindir, bir kısmı da inanmayanlar içindir. Veyahut da dinini değiştirecek olanlar içindir. Bunu ikisini birbirinden ayırmak mümkün değildir. Şimdi burada niye ahlaki ilki olmadığını anlayabilirsiniz. Yani ahlaklar bunu kabul edebilir ya da etmeyebilir, değil mi? Bir ahlak dinsiz olmayı kabul edebilir ya da etmeyebilir. Bazen ediyor, bazen etmiyor. Ama siyaset bunu kabul etmeyi mecburiyet görüyor. Çünkü siyaset farklılıkların olduğu bir toplumda. Ben buna kozmopolit diyorum. Literatürde daha çok çoğulculuk diye ifade ediyor. Ama benim en çok sevdiğim kelime kozmopolit toplumlarda meydana gelen bir şey. Siyaset kozmopolit toplumlara lazımdır. Evde siyaset olmaz yani. Evde kozmopolitizm var ama işte ahlak babanın otoritesi bu işleri halleder yani. Mahallede az çok siyaset yapmaz. Niye? O kendi içerisinde bir ahlakı vardır. Onları halleder yani meseleleri. Ama toplumlar karmaşıklaştıkça, beklentiler farklılaştıkça, dini inançlar farklılaştıkça, ideolojiler farklı hale geldikçe, toplumda çatışma meydana getirecek, çeşitlilik meydana geldikçe ne yapar? Orada siyasete ihtiyaç duyuyoruz. Hocam niye böyle bir şey yapıyoruz ya? Niye çeşitliliği koyuyoruz ya? Hepsi herkes aynı olsun. Ne olacak ya? Kötü değil bence. Yapabiliriz bunu. Yani bütün toplum aynı tip olabilir. Yani birçok sorunu baştan ne yapabiliriz? Çözmüş olabiliriz. Yanlış mı? Başa döneceğiz. En başa buradan duruyor. Doğan durumundan. Bir şey üretilmez o zaman. Bravo. Bravo. Yani geleceğim ne de anladım. Şimdi şöyle bir paradoks yaşıyoruz biz. Bence güzel bir şey. Baştan çocuklara Çin usulü demeyelim de tatsız girmeyelim. Tamam. Baştan çocuklara aynı perspektifte yetiştirecek biz sel sistem yerleştirebiliriz ve tek tip bir toplum meydana getirebiliriz. Ama temel problem şu. Zeki ve akıllı insanlar biliyorlar. Bu toplumlar gelişme sağlayamıyor, refah üretemiyor, hayatı zenginleştirip mutlu hale getiremiyor. Bu toplumlar mutsuz toplumlar. Bu toplumlar insanlığın potansiyellerini ortaya çıkarmasına müsaade etmiyor. Refah istiyorsanız, zenginlik istiyorsanız, mutluluk istiyorsanız hepsi rekabetten doğan şeyler, çalışmadan doğan şeylerdir. En güzel espriler siyasi rakiplerinize karşı laf sokarken ürettiğiniz şeylerdir. Tamam mı? En güzel, değil mi? Öyledir yani. Bu çatışmadan doğar bunlar. Fikirler, güzel fikirler bu çatışmadan doğar. Benim sinirlerim alındığı zaman o toplum gelişmez. Ölü bir toplum meydana gelir. Siz eğer gelişmiş bir toplum istiyorsanız, huzurlu bir toplum istiyorsanız, dinamik bir topluma ihtiyacınız var. Dinamik toplumda o bireylerin potansiyellerinin ortaya çıkmasıyla mümkün olabilecek bir şeydir. İşte biz o zaman hem bir taraftan çatışma olmasını istiyoruz, hem bir taraftan da gelişme olsun istiyoruz. O yüzden kozmopolit toplumda ihtiyacımız var. Yani sizin literatürünüzde çoğulcu toplumlara ihtiyaç var. Ben ilahiyatçı olduğum için sık sık örneğe veririm. Mesela dünyada herhalde İslam tarihindeki örnek, yani İslamiyet'in yayılışıyla ilgili hikaye kadar etkileyici bir hikaye yoktur. Çölün üzerinde işte çıplak ayakla yürüyen birkaç kişi diyelim, bunlardan bir tanesi Hazreti Peygamber, vahiy geliyor. Sonra bu vahiy geliyor, alıyorlar vahiyi. Sonra 10 yıl tabii böyle işte tebliğ yapıyorlar falan. 10 yılın sonunda hicret ediyorlar Medine'ye ve açıkça hicret, yani açıkça dini yaymaya başlıyorlar. Yani hicretten sonra başlıyor. O zaman kadar yok bir şey, kapalı bir şey. Sonra garip bir şey oluyor. 8-7 yıl sonunda dünyanın iki büyük imparatorluğu var o dönemde. Bir tanesi Bizans İmparatorluğu, bir tanesi de Sasani İmparatorluğu. Pers ve Bizans İmparatorluğu var. Bu 7 yıl sonra bu adamlar, tırnak içinde bu adamlar, bu ikisini de ordularını yeniyor. Böyle bir şey mümkün mü? Bir düşünün bakalım. Demek ki mümkünmüş. Nasıl mümkün olmuş? Dinamikle. Dinamik. Evet, dinamizmle. Bir inanç var ama bence inanç tek başına yetmiyor. Eğer inanç tek başına yetseydi, mesela Musa'nın mesajı da böyle bir başarı ortaya çıkarırdı. İsa'nın mesajı da böyle bir mesele ortaya çıkarırdı. Eyüp'ün mesajı da böyle bir şey ortaya çıkarırdı. Bence yetmiyor. Anlatabildim mi? Gelip de hiç mesajı yaymadan tek başına ölen peygamberler var. Ama niye Hazreti Muhammed'in mesajı bu kadar hızlı yayıldı? Medine'ye geldikten sonra. Bakın, kozmopolit toplumda da gelişme sağlamak dedik. Medine'ye gelir gelmez bir mescid açıyor. Mescidin hemen karşısında da bir tane pazar yeri kuruyor. Ticaret, Medine toplumunu kozmopolitleştiriyor.
bir yıl içerisinde, iki yıl içerisinde pazar Medine ve Hicaz bölgesinin Mekke'deki pazarları geçerek en büyük pazarı haline geliyor. Müslüman pazarı oradaki. Ve diğer Yahudi ve Hristiyan pazarlarını da geçiyor. Buradaki uluslararası ticaret yapılıyor bu arada. Yani basit pancar, patak satılmıyor yani. Domates satılmıyor. O zamanki geniş gelişmiş, neyse baharatlar satılıyor veya iki tane çapraz ticaret yolu var. Hicaz'dan geçen bir tanesi baharat yolu, diğer ipek yolu, Afrika üzerine geçen ipek yolu. Bunlarla ilgili malların böyle taşındığı bir yer burası. Aynı zamanda bu Medine'nin cazibesi, etraftaki fakir toplulukları da Medine'ye çıkıyor. Fakir topluluktaki gençleri, insanları, işte zengin olmak isteyen, tamam mı? Hemen kısa yoldan zengin olayım, hayatım güzelsin filan diye meraklı gençleri Afrika'dan, efendim Yemen'den, güneyden, kuzeyden Medine'ye çekiyor. Hazreti Peygamber çok uyanık tabi. Oraya mescidin bir kenarında bunların kalacağı bir yer yapıyor. Ehli Suffe diyorlar daha sonra burada kalanlara biliyorsunuz. Bu adamlar hem İslam'ı öğreniyorlar burada hem de iş öğreniyor, ticaret öğreniyorlar. Ve buranın nüfusu zaman zaman 500'ü geçiyor. 500 kişi kalıyormuş. Nasıl bir şeyse. Devasa bir otel düşünün. Peki kim finanse ediyor bunları? Pazar finanse ediyor arkadaşlar. Hazreti Peygamber başta olmak üzere pazar finanse ediyor. Kısaca ama mesajını ne demek istediğimi anladınız mı şimdi? Burada bir şey anlatmaya çalışıyorum. Çok basit bir formülasyon veriyorum. Bunu James Buchanan'lar falan anlatıyor. Tulloch'lar falan anlatıyor. Tamam mı? Benim anlattığımı daha karmaşık matematiksel hesaplarla anlatıyorlar. Tamam mı? Bu hesap burada çok daha ben size basit bir şekilde anlatıyorum. Kozmopolitizm, İslam'ın çok hızlı bir şekilde yayılmasını sağlıyor. Bu adamlar genç çocuklar, dinamik çocuklar diye geliyorlar. Bir, ticaret öğreniyorlar. İki, Hazreti Muhammed'in mesajını öğreniyorlar. Sonra da geri gidiyorlar. Gittikleri yerlerde de çok etkili ve donanımlı bir şekilde oldukları için hem o günkü Hong Kong'u, New York'u görmüş insanlar olarak, pazarı ve işleyici görmüş insan olarak gidiyorlar. Bir de dolu, yani mesleki olarak dolu gidiyorlar, bir de mesaj olarak yani dinen dolu gidiyorlar. Ve bu doluluklarını gittikleri toplumlara iletiyorlar. Ve inanılmaz bir şekilde 10 yıl gibi bir zaman dilimi içerisinde dünyanın süper gücü haline geliyor bu toplum. Bizansları yeniyorlar, Persleri yeniyorlar. İşte biz bundan dolayı kozmopolitizmin gücüne inanıyoruz. Kozmopolitizm yoksa toplumlar gelişemiyor, mutlu olamıyor. Bunları nasıl sağlayacaksınız? Kurallara sağlayacaksınız. Bunların içerisinde önemlisi ne? Din. Çünkü dini çatışmaların meydana getirdiği tarihsel olarak da hatırlayın bakalım. En büyük yıkımlardır. Değil mi? En büyük yıkımlar dinsel çatışmalarda meydana gelmişti. Biraz önce bahsettik, 30 yıl savaşları. Başka? Efendim? Hayır, seferleri. Sempatiler ne oldu? Neydi? Katolikler protestan kesiyor bayağı uzun bir süre. İşte 30 yıl savaşları, Alman savaşları, Köylü savaşı, Almanya Köylü savaşları, 200 yıl savaşları dediğimiz savaşlar. Bizde de var biliyorsunuz Yavuz savaşı. Yavuz'la Şah İsmail arasındaki savaş. İngiliz İç Savaşı var hocam. Hangi yıllarda o? 1640-45. 1618-1648. 30 yıl versiyonu hocam, benim söylediğim kısa bir dönem var. Evet, hep yıkıcı ama. Yani muazzam derecede yıkıcı savaşlar bunlar. Tabi tek sadece savaş bundan olmuyor ama dikkat edin, bir servet için yapılan savaşlar, Batı'nın merkantil savaşlar deniliyor ama çoğu zaman savaşların nedeni şeydir, zenginlik için yapılır. Komşunuzun malına göz dikersiniz yani. Onun için savaşırsınız ya da bir konuda menfaat çatışması yaşarsınız. İkincisi de din. O yüzden din ve vicdan özgürlüğü toplumlar için de geçerlidir. Toplumların da çatışmaların altında görünmeyen bir şekilde din vardır. Yani çoğu zaman din yatar. Anlatabildim mi? Mesela Türkiye'de 80 öncesi olaylarda, çatışmalarda din görünmez ama din belirleyici bir unsurdur. Anlatabildim mi? Cumhuriyet'in kurulmasından sonra o siyasi çatışmaların ve gerilimin arkasında daima ne vardı? Her zaman ne olmuştu? Din bir şekilde temel faktörlerden bir tanesi olmuştu. Belki bugünkü yaşadığımız siyasi sorunların arkasında da ne var? Bir din çatışması, dinsel bir çatışma var. Ama bu çatışma önemli bir faktör. Çünkü niye? Sekülerlerle dindarlar arasında bir çatışma olduğu söyleniyor veya biz bunu hissediyoruz. Sekülerler diyorlar ki biz yaşam biçimlerimizden ne yapıyoruz? Endişe duyuyoruz. Ne diyorlar da nasıl ifade ediyorlar? Endişesi. Hayat yani yaşam tarzı dediğim. Yaşam tarzına saldırı var diyoruz. Yaşam tarzına saldırı var veya yaşam tarzı endişesi yaşanıyor. Dolayısıyla din ve vicdan özgürlüğü aslında görünmeyen bir şekilde toplumsal hayatın belki iki önemli faktörlerinden, yani çatışma yaratan iki önemli faktörlerinden bir tanesini çözmek için inşa edilmiş bir şey. Ben
Ben bunu aslında size, daha akademik dedim, zaman zaman da akademisinden uzaklaştım, iyi oldu. Ben bunu size aslında iktisadın bir kavramıyla açıklamaya çalışacaktım. Optimalite ilkesiyle temellendirmeye çalışacaktım. Yani neden din ve vicdan özgürlüğü gerekli toplumlarda diye. Biz bunu daha çok şuna, yani gerekçesini şöyle bir şeye inşa ediyoruz. Aslında bahsettim gerçi ama kavramı söylememiştim. Optimalite ilkesiyle açıklıyoruz. Neydi optimalite ilkesi, hatırlıyor musunuz? En verimli olduğu nokta değil mi hocam? Evet. Yani sizin davranışlarınız, ticari faaliyetleriniz sizin için en verimli olup başkaları üzerinde bir dezavantaj meydana getirmediği yer optimalite noktasıdır. Onun üzerine çıktığında zarar meydana gelir. Aslında din özgürlüğü de, din ve vicdan özgürlüğü de şöyle biz optimalite ilkesine göre ifade ediyoruz. Siz eğer dini inançlarınızı istediğiniz gibi yaşıyor ve bu yaşama biçiminiz başkaları üzerinde en ufak bir dezavantaj meydana getirmiyor ise, tamam mı, buna din ve vicdan özgürlüğü deniliyor. Din ve vicdan özgürlüğünün sınırı burası. Yani bir inanca inanıyorsunuz ya da inanmıyorsunuz. Bir hayat biçimine inanıyorsunuz. Bu hayat biçiminin gereklerini en üst seviyede meydana getiriyorsunuz. Fakat bu meydana getirme esnasında başkalarının yaşam biçimleri üzerinde bir sınırlama oluşturmuyorsanız sizin bu davranışınıza müdahale edilmesi doğru bir şey değil. Gerekçesi budur. İlkesi budur. Böyle kullanması, liberaller daha doğrusu böyle kullanıyorlar. Bu yüzden din ve vicdan özgürlüğü negatif bir hak olarak kurgulanıyor. Sabahtan Taner Hoca muhtemelen bunu size anlattı. Negatif hak veya negatif bir özgürlük olarak ifade ediliyor. Belki tekrarlamakta fayda var. Bir defa dinlemek de belki tam yerleşmeyebilir. Bu önemli bir şey çünkü. Din ve vicdan özgürlüğü negatif bir özgürlüktür. Yani başkalarına nasıl yaşamaları gerektiğini söylemenizle alakalı bir şey değildir. Bu ahlakın konusuna girebilir. Siz kendinizi anlatırsınız, derdinizi anlatırsınız, okul kurarsınız, faaliyet gösterirsiniz. Ama din ve vicdan özgürlüğü bunu yapmaz. Din ve vicdan özgürlüğü insanlara ne yapmaması gerektiğini, ne yapmamanız gerektiğini söylemenizle alakalıdır. O da o yapmamayı gösterdiğiniz şeyi de belleyen zarar ilkesidir. Eğer davranışlarınız başkana zarar vermiyorsa, birinin yapmış olduğu, inancından dolayı yapmış olduğu davranışlar başkaları üzerinde dezavantaj meydana getirmiyor, onları yaşam biçimlerinden alıkoymuyor ise o kişi bunu yapmakta özgürdür diye ifade ediyoruz. Evet. Çok çok belki tartışılan meselelerden bir tanesi, din ve vicdan özgürlüğü ile laiklik arasındaki ilişki çok önemli bir ilişki. İki türlü ilişki biçimi kuruluyor. Bir tanesinde din ve vicdan özgürlüğünün laikliği tamamlayan bir ilke olduğu veya birbirini tamamlayan ilke olduğu söyleniyor. Zaman zaman da bunların aslında çatıştığı, aralarında bir ters orantı olduğu söyleniyor. Uygulamaya baktığımızda çoğu zaman, özellikle bizim gibi ülkelerde, çoğu zaman belki şu anlarda onu hissetmiyoruz ama 2010'lara kadar Türkiye'de laiklikle din özgürlüğü arasında ciddi bir çatışma vardı mesela. Hala aslında birçok ülkede bu çatışmayı görebiliyoruz. Nasıl doğuyor bu çatışma? Şöyle doğuyor. Laiklik dindarlar üzerindeki baskı olarak kendini gösteriyor. Tamam, siyasetin ve hukukun dine dayanmaması anlamına geliyor bir taraftan. Din işleri, devlet işlerinin ayrılması anlamına geliyor bir taraftan. Ama diğer taraftan da bu uygulamalar bu şekilde uygulandığında laiklik ne yapıyor? Din özgürlüğünün sınırlanmasına sebep oluyor. Çünkü bu uygulama dindarların toplumdaki görünürlüğünü azaltmaya dönük bir uygulama ortaya, bir sonuç ortaya çıkarıyor. Ama ikinci bir yorum, hayır böyle değil. Laiklik din ve vicdan özgürlüğü tarafından sınırlanması gerekir, sınırlandırılması gerekir diyorlar. Yani laiklik din ve vicdan özgürlüğüne zarar vermemesi gerekir diyorlar. Yani evet, laiklik olduğu gibi kalabilir. Devletin hiçbir uygulaması şeye dayanmaz, bir dini inanca dayanmaz, tarafsızdır. Ama diğer taraftan inançlar üzerinde bir sınırlama meydana getirmesi doğru değildir deniliyor. Ve bu şekilde bir uyuşma meydana, böyle bir formülasyon ortaya koyuluyor. Bu formülasyon anlamsız ve zor bir şey değil aslında. Çünkü biz laikliği eğer tarafsızlık olarak alırsak, devletin tarafsız olması alırsak, eşit rekabet koşullarının belirlenmesi olarak alırsak ne yapacaktır? Din özgürlüğü ile laiklik birbiriyle çatışmayacaktır. Birinci tür laiklikte dinlere karşı baskı olduğunu görüyoruz. Mesela diyor ki, bizdeki ülke bir uygulama, işte diyor, dindarlar askeriye giremez, işte subay olamaz, genelkurmay başkanı olamaz.
Kadınlara karşı cinsiyet ayrımcılığı var zaten, onu söylemeye gerek yok. Kadınlar asla genel kurmay başkanı olamaz. Değil mi? Öyle bir şey var mı? Yani olmasa bile var yani. Evet, örtük bir şekilde var. Yani kadınlar dezavantajlı durumda. Ama şunu sağlıyor, din ve vicdan özgürlüğü. Kadınlar açısından değil de şeyi söyleyecektim, başörtüsü açısından söyleyecektim. Mesela başörtülü bir kadın genel kurmay başkanı olabilir. Eğer hukuk ve kanunlar buna müsaade ediyorsa, orada hem din özgürlüğü vardır hem de laiklik vardır. Ama bizim gibi ülkelerde, eski uygulamalarımızda bizim ne yapıyordu? Laiklik, dinsel simgelerin görünürlüğünün laiklik ilkesine aykırı olduğunu iddia ediyordu. Demek ki laikliğin iki anlamı var bu anlamda. Birinci uygulaması veya anlamı, laikliğin dini olanı sınırlama, görünürlüğünü azaltma, din ve vicdan özgürlüğünü daraltma olarak uygulanıyor birinci laiklik anlayışında. İkinci laiklik anlayışında ise din ve vicdan özgürlüğü laikliği sınırlandırıyor. Anlatabildim mi? Dolayısıyla böyle bir dezavantaj durumu, dindarlar için bir dezavantaj durumu meydana getiriyor. Zaten siyasi ilkeler genel olarak toplumdaki farklı inançlarda, yaşam biçimlerde eşit fırsatlar sağlama ilkesine dayanıyor. Bu arada kaç dakika konuşacağımı biliyor muyum? 10 dakikamız kaldı aslında programın. O zaman ben birkaç bir şey söyleyerek bitireyim. Sizin katkılarınızı ve sorularınız varsa onlar üzerinden devam edelim. Din özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü aslında sadece farklı inananlar, farklı dine inananlar için gerekli olan bir şey değildi. Veya din ve vicdan özgürlüğü inananlarla inanmayanlara gerekli olan bir şey değildi. Aslında büyük olan da din özgürlüğü aynı dine inananların anlaşması için daha işlevsel bir şeydir. Çünkü çatışmalar genellikle farklı dinler arasında yaşanmıyor. Veya çatışmalar genellikle inananlar ve inanmayanlar arasında yaşanmıyor. Çatışmalar daha çok nerede yaşanıyor? Aynı dine inanan insanların kendi aralarında doğan alandaki rekabete dayanıyor. Dolayısıyla bu rekabeti engellemenin veya bu rekabeti kurallı hale getirmenin yollarından da bir tanesi din ve vicdan özgürlüğü. Orada karşımıza çıkıyor. Tabii tek başına din ve vicdan özgürlüğü çatışmayı engelleyecek bir mekanizma değil. Onu destekleyen başka değerler, politik değerler, siyasi değerler veya konuşmanın en başında söylediğim siyasi bilgilere ihtiyacımız var. Örneğin hoşgörü, bunlardan en önemlisi, ahlaki ve siyasi hoşgörünün gelişmesi din ve vicdan özgürlüğünün işini ne yapacaktır? Kolaylaştıracaktır. Türkiye'de din ve vicdan özgürlüğü ile ilgili sorun var. Buna da biraz temas edeyim. Birkaç şeye temas edeyim. Bununla ilgili. Ne dersiniz? Türkiye'de din ve vicdan özgürlüğü problemi var mıdır? Var. Mesela alanlar? Hangi alanlarda vardır? Sağ muhafazakâra mensup olan kişiler yani yaklaşık 2000 öncesinden biraz daha örgülü olarak devlet kademelerine giremiyor. Veya dinini devlet kademeleri içerisinde, bulunduğu süre içerisinde ifade edildi dinin gereklerini. Zaman içerisinde biraz daha özgürleşti diyebilirim. Biraz kısmen özgürleşmiş durumda ama hala... Tam olarak şimdi daha iyi genelkurmayla artık başörtülü insanların girebileceği noktasında kanunla... Evet, yani dindarlığa karşı, evet, dindarlığa karşı devlet tarafından bir engelleme olduğunu biz çok yakın zamana kadar, hatta hala kalktığını bile öyle çok açık bir şekilde iddia edecek durumda değiliz. Evet, hala var. Ben geçen seneydi, bana aynı zamanda idarecilik yapıyordum hasbelkader. Bir telefon açtılar. Genelkurmay'dan değil de Harvard Akademisi'nden. Dediler ki bize şu nitelikte konferans verecek bir hoca lazım. İşte gönderebilir misiniz filan dediler. Ben o der demez aklıma bir tane hoca var. Tam cevval böyle, hani ki canlı. O geldi. Dedim ki ya bizde var, tam gönderebiliriz falan. Aklıma geldi, orada sorayım dedim. Keşke sormasaydım. Ama başörtüsü sorun olur mu dedim. Aman hocam yapmayın, başka birisini gönderin dediler mesela. Daha bir sene daha önce olan bir şey halledilmedi. Evet, ikincisi en dezavantajlı durum şu anda. Hani kısmen dindarların problemleri büyük oranda çözülüyor. Başörtülerin problemleri çözülüyor, çözülmüş oluyor. Çünkü şunu da beklemeyelim. Yani siyasetin bütün problemleri topyekun çözebileceğini de düşünmeyelim. Yani ahlaki mekanizmaların da aynı zamanda ne yapması lazım? Bu çatışmaları engelleyecek bir işlev görmesi lazım. Ne demek ahlaki mekanizmalar? Mesela bizim bu insanlara karşı hoşgörümüzün, kişisel hoşgörümüzün de ne yapması lazım? Artmış olması lazım. Toplumsal olarak birbirimize karşı. Ama siyaset bir nebzeye kadar bunun siyasi kurumlar bunu halletti. Ama Alevler üzerindeki dezavantajın biz hala kaldığını söyleyemiyoruz. 2008, 2009, 2010 sürecinde Alevilerle ilgili büyük bir açılım yapıldı Türkiye'de. Ama yeni gelişen siyasi olaylar, gezi olayları vesaireden dolayı bu ne yapıldı? Ötelendi.
ve Alevilerle ilgili çok ciddi sorunlar hala yaşanmaya devam ediyor. Nedir bunlar? Cemevilerin statüsüyle ilgili problemler hala halledilmiş değil. Devlet memuriyetlerinin pozisyonlarının tam olarak Alevilere açık olup olmadığıyla ilgili çok ciddi endişelerimiz var. Bir yere kadar açık, bir yere açık değil gibi bir endişemiz var. Tabi bunlarla ilgili bilimsel çalışmalar yapamaması Türkiye'de çok handikaptı, onu da söyleyeyim. Eğitim bunlar, olmasın. Evet. Eğitim. Din eğitimi meselesinde Alevilik eğitimiyle ilgili seçmeli derslere girmesine rağmen Milli Eğitim Bakanlığı fiili olarak bunu uygulamaya bir türlü geçirmedi. Bu tip sorunlar, dedelerin pozisyonuyla ilgili işte Alevilerin Dede Zakir okulları gibi okulları yok. İmam Hatip okulları var ama değil mi? Bu tip okulların olmaması Alevileri dezavantajlı duruma gösteriyor. Gayrimüslimlerle ilgili benzer sorunlar var. Kısmen aslında ama şunu söylememe müsaade edin. Bu geçtiğimiz 10 yıl öncesinden daha öncelerinde hem Alevilere karşı hem de gayrimüslimlere karşı Türkiye'deki hoşgörüsüzlük ve şiddet çok daha aşırı ve ileri derecedeydi. Sadece 2006 yılındaki Ergenekon ve Ergenbalyoz davaları sürecinde bu süreci oluşturmak için yapılan propaganda esnasında bir sürü cinayet işlendi. Malatya cinayeti, Sartori cinayeti, o nefretin o yabancılara karşı, pardon yanlış söyledim, farklı din inançlardaki insanlara karşı yönelen nefretin göstergeleriydi. Özlem Hanım oradan bakıyor, ben de acele ediyorum. Bu yüzden dilim birbirine sürçmeye başladı. O yüzden burada, ona da, ama arkadaşa da konuşsun. Burada bitirmek istiyorum ama son bir şey söylemek istiyorum. Bir benzetmem var meşhur. O benzetmeyi anlatarak bitirmek istiyorum. Bir toplum farklılıklardan oluşur dedik. Ben bunu çoğu zaman kaldırım benzetmesi diye bir benzetmeyle anlatmaya çalışıyorum. Bu da şöyledir. Bir kaldırım hayal edin. Sabah erkenden insanlar evlerinden çıkar. Değil mi? O kaldırımları doldurur. Kimler vardır kaldırımda? Herkes var. Işte. Herkes var. Mesela kim herkes? Adlarını saymak lazım. Herkes çok soyutlayıcı bir şey. Adlarını da söyleyelim. Değil mi? Çünkü özgürlüklerde temel olan şey, en önemli şey şudur. Biz çoğu zaman, eskiden bunu çok yapardık, Kürt meselesini falan konuşurken, sesli sinema oynardı. Onlar var ya filan diye. İsimleri söylenmezdi. Veya Aleviler için de öyleydi. Söylenmezdi. İsim söylemek çok önemli bir şeydi. Temel prensipti. Bir insanın tamam çok vurgulamak biraz böyle kaba bir şey haline gelebilir ama bunun bir seviyesi var. O isimleri söylemek lazım. O kaldırımda kadınlar vardı. O kaldırımda erkekler vardı. O kaldırımda çocuklar vardı. O kaldırımda yaşlılar vardı. O kaldırımda inananlar vardı. O kaldırımda inanmayanlar vardı. O kaldırımda çok dindar olanlar vardır, az dindar olanlar vardır. Çarşaflılar vardır, mine tekliler vardır. O kaldırımda deliler de vardır, köpekler de vardır. Peki bunlar nereye gider? Canım istediği yer. Her yere gider. Kimi hastaneye gider, kimi hırsızlık yapmaya gider, kimi ibadethaneye gider, kimi okula gider, kimi işe gider, kimi suç işlemeye gider, kimisi gayri ahlaki işler yapmaya gider. Herkes bir yere gider. Herkes gider ama kaldırımın kendi içerisinde bir mekanizması, kaldırımın kendi içerisinde bir ahengi vardır. Aslında kaldırımdaki aheng ahlaktan kaynaklanır. Yani eğer işler yürüyorsa, anlatabildim mi? Herkes kendi ahlakına sahip çıkıyor. İnsanlar zaman zaman da ne yaparlar? O kaldırımda kurallar oluştururlar. Anlatabildim mi? İşte kırmızı ışık vardır. Birileri sağdan, birileri soldan gider vesaire. Ama bazen kaldırımda çatışma meydana gelir. Yani kaldırım kaldırmaz bu çeşitliliği. İşte bu çeşitliliği kaldırmadığı durumda devlet belirir ve devlet ne yapar? Duruma müdahale eder. Din ve vicdan özgürlüğü çatışma zamanlarında, anlaşamadığımız zamanlarda bizim siyasi hikayenin tamamı, bizim bu çatışmalarımızı çözmek için inşa ettiğimiz bir değerdir, bir sistemdir. Ona sahip çıkarsak toplumsal mekanizmada farklı dinler rekabet ederler ama çatışmaya düşmezler. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.